Efendim iyi günler. Bu hafta yine ben Profesör Doktor Mithat Baydur, çok değerli dostum Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile birlikte her hafta mutat olan hayat, bilim, siyaset sohbetimizin bugünkü konusu zekanın halleri. Sevgili hocam, zekanın halleri deyince böyle hani ismin iyi hali, e hali gibi aklıma geldi. Zekanın halleri deyince ne geliyor aklınıza? Yani farklı kişideki farklı tezahürleri anlamında mı kullanılıyor bu? Sevgili hocam, zeka en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Aslında enteresan kavramlar vardır. Çok iyi biliriz zeka, düşünme işte becerileri, akıl yürütme, akıl, fikir vesaire. Bunları çok kullanırız günlük hayatımızda. Zihin mesela kullanırız. Peki bu zeka nedir? Zihin nedir? Nasıl oluşuyor bu beyinde filan dediğimiz zaman burada bir takım tartışmalı noktalar karşımıza çıkar. Zeka da onlardan bir tanesi. Zeka insanın becerisini, düşünce becerisini, çevresini algılama, çevresinde algılamış olduğu şeyleri süzme, işte kullanma, onları çıkarımda bulunma belki. Onları kullanma, buralardan çeşitli çıkarımlarda bulunma ve aslında işin özü şudur. Normal psikoloji kitaplarında, normal bilim kitaplarında böyle bir yorumu ancak çok çok okuyarak kendiniz belki çıkarabilirsiniz. Zekanın özü şudur. Zeka dış çevreye insanoğlunun uyum sağlamasını sağlayacak, uyumunu sağlayacak. Tabii ki bu uyumu neden sağlıyor insanoğlu? Hayatta kalabilmek için, daha sağlıklı yaşayabilmek için, daha mutlu, müreffeh ve refah içinde yaşayabilmek için. Bir çevrede yaşıyoruz. O çevrenin bize etkileri var. Bizim de çevreye bir takım etkilerimiz var. Buradaki çeşitli önemli noktaları anlamamızı sağlayan şey işte bizim zeka kapasitemiz veya zeka becerimiz. Zeka işte soyut ve somut arasındaki farkı anlamak, soyut düşünebilmeyi başarmak ve çevreye uyum sağlamakla ilgili bir argüman ve doğrudan beynin bir işlevi. Yani peki hocam, şimdi işlevlerimizden bir tanesi. Anladım, çok güzel yani bir giriş yaptınız da. Ben tabii siz konunun daha çok uzmanı olduğunuz için hakikaten belki söyleyeceğim bir iki şey olabilir ama genelde kümülatif olarak daha böyle sizin hakim olduğunuz bir konu bu. Mesela tabii hepimizin okul hayatı oldu. İlkokul, ortaokul, lisede falan. Hakikaten mesela yani şimdi mesela Koç Üniversitesi'nde bir profesör arkadaşım ilkokulda. Hakikaten matematik problemlerinde falan çok böyle başarılı bir çocuktu. Şimdi onun özelinden de gitmeyeyim ama mesela şöyle bir figür gözümüzün önüne getirelim. Böyle çok sofistike bir matematik problemini gayet güzel bir akıl yürütmeyle, çok güzel bir yöntemle, hatta daha önce hiç görmemesine rağmen çözebilen, parmak ısırtan, hayretler içerisinde bırakan bir kişi. Genelde böyle evde yalnız oturup, yani böyle arkadaşlarla da uyum içerisinde bir dünya kendine kuramıyorsa mesela, bunu nereye koyuyoruz? Yani buna çok zeki diyecek miyiz? Yahut böyle matematik zekası var ama bu sosyal uyumsuzluk, yani oradan o zeka kategorisinden ayrılıyor, bir davranış bilimlerine mi giriyor? Ya oraların sınırlar nerede ayrılıyor, nerede bitiyor? Şimdi zekayı multidisipliner bir alan bir kere zeka. Yani zekanın biyolojik bir tarafı var, psikolojik bir tarafı var, sosyal bir tarafı var, antropolojik bir tarafı var. Sayabilirsiniz yani hepsi zeka ile bir şekilde kesişir. Önce tarifimden gideyim. Tarifim şuydu. Zeka işte insanın çevresini algılamasını sağlıyordu. Soyut düşünme becerisi vardı. Çıkarımlarda bulunuyordu. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin işine yarayıp neyin işine yaramayacağını biliyor. Bu şekilde öğreniyor, muhakeme yapıyor ve bu şekilde de konforunu artırıyor. Hayatını sürdürüyor, idame ettiriyor. Şimdi bu iş bir kere anne karnında başlıyor zekanın gelişmesi. Şimdi buradan belki birazcık uzun bir yol yürüyeceğim ama
söylediğiniz soruya geleceğim. Siz de göreceksiniz ki neticede sınırı nereye koyacağız veya sınırı nerede kaldıracağız? Bu multidisipliner bir alan bir kere. Sadece psikolojiye, sadece sosyolojiye, sadece biyolojiye atfedebileceğimiz bir alan değil. Şimdi zeka ile ilgili problemler yaşadığınız zaman bu hem psikiyatrinin hem nörolojinin alanına girebilir tedavi anlamında. Çevrenizle bir takım uyumla ilgili, adaptasyonla ilgili, etkileşimle ilgili bir takım konular sosyologların tabii ki alanına girer. Buradan uyumluluk, uyumsuzluk meseleleri sosyal psikiyatriye gider. Bakın kaç tane disiplin saydım. Ama bu iş anne karnında başlıyor. Anne karnına bir bebek düşüp gelişmeye başladığı süreçte beyin de gelişiyor. Ve beyin anne karnında çok hızlı gelişen bir organ. Ve işin ilginç tarafı diğer tüm organlarımız gibi kafanın içindeki beyin sadece çocuk büyüdükçe, kafası büyüdükçe büyümekle kalmıyor. Çok hızlı bir gelişim süreci de sürdürüyor. Şimdi bu süreçte yaşanan olumluluk veya olumsuz takım faktörler zekanın seviyesini belirliyor. Şimdi bir şey söyledim deminki sorunuza paralel olarak. Demek ki zekanın bir seviyesi var. Bazı insanlar zekalarını daha iyi kullanabiliyorlar, bazıları daha kötü kullanabiliyorlar. Şimdi iyi kullanma ve kötü kullanmanın ölçüsü ne? Bunu ölçmeye çalışmışlar. Bunu ilk ölçebilen de Alfred Binet isimli bir Fransız psikolog olmuş. Bu Alfred Binet, IQ testi dedikleri. IQ testini geliştiren kişi, ilk uygulayan kişi. Daha sonra Alfred Binet'den sonra IQ testi tabii çok çok geliştirildi. Burada yaptığı iş şu Alfred Binet'in, belli yaş grubundaki çocuklara belli sorular soruyor, belli yorumlar istiyor veya belli becerileri muhakeme yürüterek yapmaları isteniyor. Ve ortalama bir değer elde edildiğinde işte 8 yaşın şeyi bu kadar, becerisi bu, 10 yaşın becerisi bu. Şimdi bir çocuk da gelip 8 yaşın değil de 12 yaşın becerisini gösterebiliyor veya başka bir çocuk 8 yaşında olmasına rağmen 4 yaşın becerisini gösterebiliyor. O zaman ne yapıyorlar? Burada bir formül uyguluyor. Çocuğun işte zeka yaşı diye ölçtüğü bir şey var. Bunu gerçek yaşına bölüp 100 ile çarpıyor ve ortaya bir rakam çıkıyor. Bu rakam sıfırla işte sıfır demeyelim de çok normalinden yola çıkmaya çalışalım. İşte 70'in altında ise öğrenmede veya çevreyi algılamada, muhakeme yapmada bir güçlük ortaya çıkıyor. Biz buna mental gerilik veya mental retardasyon dediğimiz bir takım problemler var. Bunların bazıları genetik olabiliyor. Bazıları çeşitli hastalıklara, geçirilmiş hastalıklara bağlı olabiliyor. Bazıları da genetik olabiliyor. Anne karnında başka nedenlerle görülen zarardan olabileceği gibi gene genetik mutasyonlarla da olabiliyor. Bu konuda bir şey sorabilir miyim hocam? Buyurun. Benim bir mesela, şimdi konuyu açınca aklıma geldi. Benim böyle bir yaklaşımım, hani teori demeyeyim de bir yaklaşım ya da bir projeksiyonum vardı. Ortalama bir liseyi bitirmiş mesela bir çocuk. 2-3 senedir üniversite sınavlarına giriyor. İstediği bölümü kazanamıyor. 50 matematik sorusundan bu çocuğun işte her girdiği sınavda 7 ya da 8 net yaptığını düşünelim. Çok yoğun bir matematik kursu alsa bütün bir sene boyunca, bir dershanelere gitse, özel dersler alsa çıkabileceği yerin ben ancak 15-16 net olduğunu düşünüyorum. Bir başka deyişle tersten okursak 3 sene üst üste ortalama bir liseden sonra ve var olan kapasitesiyle beraber 8 netten asla 39-42 nete çıkamayacağını düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Tabii anneli babadan, aileden tevarüs ettiği bir değer var. Burada Binet'in teorisinden ve deneyinden yola çıkarak bunun 90 baz olduğunu kabul edelim. Aileden tevarüs ettiğinin. Mesela bu çocuk çevresel koşullarıyla üzerine hani futbol yorumcuları üzerine bir şey koymuyor diyorlar ya. Ne kadar koyabilir? Yani bu 90, 135-140 olabilir mi yani mesela? Hocam, yoksa onun da aynı bu matematik şeyi gibi yani çok her şey yolunda giderse en fazla 105 olur mu dersiniz? Şimdi bakın bu çok fazla gelişmez. Yani IQ doğuştan belki kazanılan bir şey, ölçülerek elde ediliyor. Ama IQ başarıyla çok ilişkili bir şey değil. İşin o boyutu var. Oraya geleceğiz ama
önce hani şunu ben söylüyordum ya demin, bunun normalini 100 kabul ediyorlar. İnsanların %70'e yakını 100'ün içinde bulunuyor. Hı hı. 70'in altına doğru gidenler bir mental gerilik var. O ayrı bir problem. Ancak 120 civarı veya 140 civarı, 120-140 arası olanlar da daha hızlı düşünebiliyorlar, daha çabuk algılayabiliyorlar, daha çok üretebiliyorlar ve bunu çok kolay yapabiliyorlar. Bu IQ yüksekliğinin üretime, hızlı düşünmeye ve çabuk öğrenmeye bir katkısı var. Bu genetik bir miras ve doğuştan gelen bir yetenek. Ama IQ 140'ı da ötelediği zaman, ileri doğru gittiği zaman, evet çok daha ileri şeyler olabiliyor. Adam alıp bir şehir rehberini, telefon rehberini şöyle bir bakıp aklında tutabiliyor bütün telefon rehberini veya bir sizin 2-3 defa okuyarak anlayabileceğiniz, normal bir zekadaki insanın 2-3 defa okuyarak anlayabileceği ya da ezberleyebileceği bir metni bir göz gezdirerek çok kısa sürede kafasına nakşedebiliyor. Şimdi bu da anormal bir durum tabii. Mesela Asperger dediğimiz otizmin bir türü var. Bu türdeki kişileri hasta kabul ediyoruz, Asperger sendromunu. Hatta Rain Man filmi vardı bundan ilgili, Dustin Hoffman'la öbür şeyin adını siz getirin. Dustin Hoffman'la Tom Hanks mi? Yok, Tom Hanks değil efendim. Şeyde oynamıştı. Top Gun'da da oynamıştı. Tom Cruise. Tom Cruise, evet. Bu ikisinin oynadığı bir film vardı. Dustin Hoffman orada mükemmel bir şekilde bir otistik hastayı canlandırmıştı ve Asperger sendromlu birini aslında canlandırıyor. Yani kumar oynuyorlar falan orada. Aklında tutuyor bütün kağıtları ve kardeşine çok büyük paralar kazandırabiliyor vesaire. Yani bunun belli bir normal sınırı var. Şimdi gelelim sizin sorunuza. IQ'su bir kişinin 120 ile 140 arasında olması ve böyle bir mirasa sahip olması onun hayatta %100 başarılı olacağı anlamına gelmez. O yüzden hani bu seviyede olan çocukları yakalayıp bunlara özel eğitim verdirip işte bunları bir dahi gibi daha buluşçu, daha araştırmacı alanlara sevk edecek çeşitli eğitim programları da var. Ancak bu eğitim programlarının etik ve uygulanma biçimi seviyesindeki durumu da ayrıca tartışmalı bir olgu. Şimdi IQ'su normal 100-110 civarında olan birisi, acaba IQ'su 140 civarında olan birisinin performansını yakalayabilir mi? Daha fazla emek sarf etmesi gerekir. Ancak burada motivasyon diye bir şey devreye giriyor. Ve IQ'su normal olan insanların içerisinden de çok fazla dahi diye kabul edebileceğimiz insanlar çıkıyor. Şimdi bu IQ Fransız psikolog tarafından ortaya atıldıktan sonra, yanılmıyorsam 1900 yılını yanlış söylersem beni bağışlasın izleyenler, yanlış da söyleyebilirim ama bir kere Alfred Binet'den çok sonra olduğunu biliyorum. David Coleman isimli Amerikalı bir psikolog Emotional Quotient, yani EQ denilen başka bir kavram ortaya koydu. Bu kavram nereden çıktı? Ya IQ eşittir başarı demek değil. O zaman yani her IQ'su yüksek olan hayatta başarıyı yakalayamayabiliyor. IQ'su nice böyle 120-130 falan olan bir sürü kişinin başarısız olduğuna da şahit olunuyor. Hatta bunların bir takım uyumsuzluklar yaşadıkları, bulundukları çevrede uyum sorunları da olabildiği görülüyor. Genellikle ama IQ'su yüksek olan kişiler daha uyumludur. Ancak bu uyumları için eğitime de ihtiyaç gösterirler. Nasıl uyum sağlayacaklarını anlamak için. Şöyle düşünün hocam. Siz benden ikimizi daha hızlı düşünüyorsunuz. Yani bir olayda 3 hamle sonrasını görebiliyorsunuz ama ben sadece 2 hamle sonrayı görüyorum. Siz ısrarla bana 3 hamle sonrayı anlatmaya çalışıyorsunuz ama benim bunu çok fazla anlama şansım yok. O zaman bizim aramızda bir çatışma çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkar. Yani tabii. İşte IQ'su yüksek tabii. Olmak da aslında ama işte tam da bu noktada bunu nasıl böyle bir yani dilimleyerek ayırabilir miyiz? Şunu sormak istiyorum şöyle. Evet. Şimdi mesela ben çok meraklıydım. Çocuklarıma, iki tane kızıma da satranç dersi aldım. Yani satranç oynama değil. Evet. Hususi hoca geldi. Karşılıklı çocuklarla satranç oynadılar. Şimdi mesela birisi çok iyi satranç oynayabilir. Hamle dediniz de çok iyi satranç oynayabilir. Satrançta dereceler de alabilir.
Ama mesela matematikte o başarıyı gösteremiyor. Şimdi dolayısıyla bu EQ'ya girmiyor aslında. IQ'ya giriyor. Ama IQ'nun içerisinde de matematik zekası, yani ne bileyim oyun zekası, oyun kurucu zekası, farklı zeka dilimleri, kategorileri olabilir mi? Yani aslında IQ'dan da farklı oklar çıkartarak 3'e 4'e 5'e bölebilir miyiz acaba? Yani hocam, çok enteresan hocam, bir konu bu çünkü. Çok güzel bir yerden yakaladınız. Evet, 3'e 4'e değil belki de 40'a 50'ye 60'a da bölebilirsiniz. Bakın önümde bir kaynak vardı. Bugün baktım zeka türleri işte ama şu isterseniz EQ'yu önce bir tamamlayın. Tamam, peki. Şimdi EQ'da da diyor ki Coleman duygularınızı ne kadar iyi tanıyorsanız ve bunları ne kadar güzel yönetiyorsanız, karşı tarafla ne kadar iyi empati kurabiliyorsanız, işte öfkenizi ne kadar kontrol edebiliyorsanız, nerede öfkeli, nerede sakin, nerede atak davranacağınızı iyi değerlendirebiliyorsanız, işte hayatta başarıyı bu şekilde yakalarsınız. Yani hayatta başarılı olmak için sizin ayrı IQ'dan başka bir de EQ'ya ihtiyacınız var. Emotional, duygusal bir zekaya da ihtiyacınız var. Duygularınızı yönetmeye ihtiyacınız var. Şimdi aslında bu da tek başına bir şey açıklamıyor. Bunu şöyle yaptılar. IQ ile EQ'yu bir çember çizdiler, IQ dediler. Bir çember daha çizdiler, EQ dediler hocam. Çemberin kesişme noktasına da insanı koydular. Dediler ki insan EQ ile IQ'yu gayet iyi yönetebilen insan başarılı, iyi, gayet... Yani A ve B kümesinin kesişim bölgesi gibi oldu. Fakat ondan sonra kavramlar gelişiyor efendim. Bakın sözel zeka demişler. Kelimeleri etkili kullanma yeteneği diye tarif ediyorlar. Sayısal zeka, sebep-sonuç ilişkisi üzerinden sorular sormak. Ha, bu EQ ve IQ'nun dışında mı bu kategoriler? Yani şimdi bunlar hem EQ ile IQ'yu kapsıyorlar, hem de zekanın halleri dedik ya konuşmamızın başında. Evet. Değişik yetenek, değişik beceriler olarak zekanızı kullanma alanları olarak ortaya çıkıyorlar. Hmm. Yani sözel zeka nasıl artırırsınız? Daha çok kelime hazinesine sahip olursanız, daha çok kelime öğrenirseniz sözel zekanız artar mesela. Ama bunun için tırnak içinde hep şunu söylüyorum. 140'ın bu tarafına sapmamış, 70'in bu tarafına inmemiş biri olmanız lazım. Hatta böyle 80 falan da değil, işte 90-110, 90-120 arası bir yerde kendinizi çok geliştirebilirsiniz. Görsel zeka diyor mesela bazı insanlar... Peki bu kelimeyle ilgili, sözel zeka ile ilgili bir şey sorabilir miyim? Evet. Ya bunları tabii ben de merak ediyorum aslında. Belki böyle hap gibi cevapları yok ama hep beraber üzerinde düşünmemiz tabii gereken bir şey olduğunu düşünerek bunu irdelemek istiyorum. Mesela İngilizce'de eski Old English dahil, eski İngilizce dahil... İşte 200 küsür bin kelime var kayıtlara geçmiş. Fakat bugün mesela İngilizce, İngiltere ve Anglo-Sakson ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin kelime sözlüklerde var. Ve yani günlük hayatta konuşulan kelime ayrı ama bu 40 bin kelime zamanı gelince kullanılabiliyor. Türkçe'de 6 bin kelime. Bu bizim düşünme kapasitemizi, hayal gücümüzü etkiler mi? Çok fark var arada çünkü. Yani biz kısırlaştırmışız bu kelimeyi. Yani vocabulary, kelime haznemizi kısırlaştırmışız. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Burada sayı kuru kalabalık da olabilir. Yani neyi kullandığınız ve nasıl kullandığınız önemli. Kullanma beceriniz de önemli. Bakın bazı insanlar vardır hocam İngilizceyi ya ne güzel konuşuyor dersiniz. Bildiği 500 kelime vardır. 500 kelimeyle İngilizce konuşur. Ha nerede sıkıntı yaşar? 500 kelimenin dışına taşan bir alanda kendini ifade etmesi veya bir şeyi anlaması gerekiyorsa orada bu kişi sıkıntı yaşar. Ama öğrenme kapasitesi varsa, açıksa, herhangi bir mental problemi yoksa bu 500 kelimeyi 1000'e, 2000'e, 3000'e de çıkartabilir gerektiği durumda. Şimdi devam edersek mesela görsel zeka, bazı kişiler bir gördüğünü unutmazlar, yüzleri çok iyi tanırlar. Bir başkasında müzik zekası vardır. İşte notaya, ritme çok daha duyarlıdır. Kimisi bedenli uzuvlarını çok iyi kullanır. Elini, kolunu, işte futbolcu sol ayağını daha iyi kullanır filan. Kimisi sosyal iletişim becerilerine sahiptir. İşte buna sosyal zeka, bedensel zeka, müzik zekası,
içe dönük kendine yönelik işte bir gözlem yapma becerisi varsa içsel zeka diyorlar. Bunların sayısını artırabilirsiniz. Her futbol zekası burada yok mesela, kitapta yazmıyor. Futbol zekası diye bir şey var. Sinema zekası da olur. Yani sizin neyi ne kadar öğrendiğiniz ve onu nasıl kullandığınızla ilgili bu iş sonuç olarak. Ha, farklı görsel zeka, sayısal zeka, müzik, bedensel, bunlar beynin aslında çeşitli yerleriyle de ilgili. Sizin görme işlevlerinizle ilgili beyinde bir probleminiz varsa görsel zekanızı çok fazla geliştiremeyebilirsiniz. Görme probleminiz varsa. İşitme probleminiz varsa, ardından gelecek soruyu da biliyorum, müziği çok fazla geliştiremeyebilirsiniz ama Beethoven'ın da sağır olduğunu, Mozart mıydı affedersiniz, ya Beethoven ya Mozart, ikisinden biri ve sağırdı galiba, tamamen sağırdı ya da sonradan sağır oluyordu ama müthiş Mozart'tı, evet. Mozart'tı, müthiş besteler yapabiliyordu, evet. Bu da ayrı bir yetenek olsa gerek. Şimdi baktığımız zaman üstün zeka dediğimiz grup, yani 130 ve 140 arasında IQ'ya sahip popülasyon her 1000 kişide 2 kişi. Yani 1000'de 2 dahi olması, bunun yani 1000 kişide 2 kişinin üstün zekalı olması dahi çok büyük bir gelişme anlamına gelebilir. Ama bu her zaman işte böyle olmuyor. Yani yaratıcılık veya bir şeyi icat etme, bir şeyi geliştirme, bir şeyi bulma gibi konular zeka seviyesi normal olan o 100, 110, 100, 120 arasında kalan veya 90 ile 110, 120 arasında kalan kesimden de çok bol miktarda çıkabiliyor. Çok çok önemli bilim insanları var. Dahi dediğiniz kişiler var. Peki hocam, bu mesela hani biz bu IQ grubuna girebilecek. Bunu siyaset biliminde de mesela biz kullanıyoruz. İşte fizikte de zannedersem kullanılıyor. Yani potansiyel olanın aktüel hale gelmesi. Evet. Potansiyel enerjinin ya da kinetik enerjiye dönüşmesi falan gibi. Güzel bir benzetme oldu. Evet. Ha, yani şimdi bunun neyle alakası var diye soracaksınız. Şöyle düşünüyorum ben. Mesela bu potansiyel, var olan potansiyelin aktüel hale gelmesinin bir yaşı, sınırı, zamanı da olabilir mi? Yani anne babadan ve aileden genetik olarak tevarüs ettiği bir donanımı işte belli bir yaşta, mesela 13 yaşında mı açığa çıkar, 8 yaşında mı açığa çıkar, yahut hiç buralarda örtülü kalıp bazen 16-17 yaşında da açığa çıkabilir diyebilir miyiz? Bu şimdi nereden aklıma geldi biliyor musunuz? Mesela dünyada iz bırakmış, yani siz hani müzikten Mozart'ın örneklerini verdiniz, diğer bilim adamlarının örnekler verdiniz. Benim de aklım hep siyaset, bilim ve uluslararası ilişkilerde olduğu için tabii alanımız gereği Churchill aklıma geldi. Mesela ünlü Harrow School'daymış Londra'da. Harrow School çok böyle elitlerin çocuklarının, çok seçkin insanların gittikleri ve tercih ettikleri bir okul. Harrow School'dan atılıyor. Bu çocuktan bir şey olmaz diye. Ve sonra 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda çok kilit rol oynayan, belki de dünya tarihini değiştiren ünlü Winston Churchill oluyor. Yani konuyla alakası ne şu: Harrow School'da okuduğu zamanlar diyelim ki 8 ila 14 yaş arasıydı. O zaman öyle bir potansiyelin aktüel hale gelmeyip 16-17 yaşından sonra da açığa çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yoksa bunda bir yaş sınırı var mıdır aslında? Efendim, her şeyde olduğu gibi zeka veya yeteneğinizi gösterebilmeniz için de uygun şartların, uygun koşulların ve çevrenin olması lazım. Siz istediğiniz kadar yetenekli bir futbolcu olun. Size bulunduğunuz çevrede herhangi bir futbol takımı yoksa bu yeteneğinizin farkına bile varmadan hayatınızı sonlandırabilirsiniz. Ya sahada hiçbir zaman topla buluşmadıysanız hiç, bunu gösteremezsiniz. Mesela gösteremezsiniz. Sizde müthiş bir sosyal zeka ve siyasi öngörüler olabilir. Fakat şartlar bunu oluşturup da bu öngörülerinizi ortaya koyabilecek imkanlar çıkmazsa siz bunları asla kullanmayabilirsiniz ve böyle bir yeteneğin farkında da olmayabilirsiniz. Aslında zeka belli bir seviyede var. Şartlar zorladığında
yeteneğiniz ölçüsünde o zeka sizi ortaya çıkartıyor. Çeşitli şartlar ortaya çıkartıyor. Ne bileyim, mesela bir Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıkar mıydı o şartlar sağlanmasaydı? Belli şartlar sonucunda ortaya çıktı. Aynen Churchill gibi. Hitler belli şartlarda ortaya çıkan bir karakterdi. Çeşitli şartlar çeşitli kişileri ortaya çıkarır. Ve mesela liderlik yeteneğiniz olur ve bu liderliği yürütecek kadar da keskin bir zekaya sahip olabilirsiniz. Ama bu şartlar oluşmadığı takdirde siz bunu hiçbir zaman kullanmayacaksınız. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri şu: dahilik ne, deha ne? Bazı insanlar işte deha. Hep ben şunu söylüyorum. Belli bir zeka kapasitesi olan, belli bir zeka seviyesi olan herkes isterse, şartlar oluşursa ve yeterince yeteneğini geliştirecek bir şeyler de yapmışsa tabii ki bir deha etkisi yaratabilir. Önemli buluşlara imza atabilir, önemli eserler bırakabilir. Aradaki nüans şu sevgili hocam: IQ'su 120, 130, 140 olan bir adama göre IQ'su 100 olan veya 95 olan bir kişinin daha fazla çalışması gerekir. Daha fazla geliştirmesi gerekir kendini. Daha fazla çabalaması ve efor sarf etmesi gerekir. Çevresel faktörlerde önemli bir şey daha var. Bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Şimdi ismini unuttum. Batı'da yapılıyor bu araştırmalar daha çok. Çocukları iki gruba ayırıyorlar. Bir grup böyle çiftçi ve mütevazi, orta sınıf ve orta sınıfın altından gelen ailedeki çocuklar. Bir grubu da ailede öğretmen var, gayet entelektüel bir aile içinde, gelir düzeyleri yüksek bir aileden gelen çocuklar. Daha sonra bunlara eşit eğitim şartları sağlandığında arada hiçbir fark olmadığı görülüyor. Yani hatta şeyler daha motive, yani zor koşullardan gelen çocuklar daha motive, onlar hayatta daha başarılı oluyorlar, daha önemli işlere imza atabiliyorlar. Ama doğası gereği bu işlerin, eğer siz bu yoksul kesimden gelen veya zor koşullar altında büyümüş olan o çocuklara ileride, deminki sorunuzun da cevabı 16-17 yaşında çıkabilir mi dediniz ya, o yüzden de mesela eşit eğitim çok çok önemli. Yani çocuklara, bireylere eşit eğitim verme, standart bir eğitim verebilme, bir ülkenin, toplumun her bireyine eşit eğitimi götürebilmesi ayrıca bir takım değerlerin kaybolmaması açısından da önemli. Mesela o zor koşullarda yaşayan çocukların içinde becerisi, çeşitli yetenekleri olan kişiler de vardır. Bu arada şunu söyleyeyim, yetenek eşittir IQ da demek değil. Yani IQ'su 140 olan bir kişinin her şeye yeteneği olacak anlamına da değil, gelmiyor tabii, tabii. Bu. Yani benim IQ'm 140, çok iyi resim yaparım, çok iyi müzik besteleri yaparım, çok iyi roman yazarım. Hayır, çeşitli yetenek alanları da var. Bu yetenek alanları kişinin yönlendirilmesi ve motivasyonuyla da çok ilgili. Peki IQ'da mesela biz diyoruz ki 90, 100, 105, 135 falan, böyle bir tekabül ettiği bir rakam ortaya koyuyoruz. Bir sayısal bir değer veriyoruz buna. Peki David Kahneman'ın bu yani öne sürdüğü bu EQ'da böyle bir sayısal değer atfedebiliyor muyuz? Var mı öyle sayısal değeri? Böyle bir varsa sayısal... bir, o da tehlikeli çünkü. Yani evet, mesela böyle... adamın mesela EQ'su 72 dersek biz IQ'yu yani böyle bir karşılıklı bir korelasyon kurarsak ve eşit değer kabul edersek mesela evlendirmemek falan lazım. Çünkü empati yapamayabilir. Karşısında diyalog kuramayabilir, karşısındakinin duygusal durumunu anlayamayabilir. Hocam, yani bu çok tehlikeli bir şey değil mi EQ'da? Tehlikeli ama galiba tam da onu söylemiyor. Şimdi EQ daha eğitilebilir bir şey, geliştirilebilir bir şey, duygusal zeka. Yani eğer belli bir IQ'nuz varsa, normal IQ sınırları içindeyseniz, duygusal zekanızı çok fazla geliştirebilirsiniz. O kesişim falan işlerinin içinde böyle tartışmalar var. Diyorlar ki bilim insanları, kendinizi çok çeşitli şekillerde geliştirebilirsiniz. Emosyonel zekanızı geliştirebilirsiniz.
Bunun en güzel yolu öğrenme. Öğrenme becerilerini artırma. Çok fazla sayıda işte kitap okuma, eğitim, doğru bir eğitim alma ve duygularınızı yönetecek şekilde farkındalık yaratan çeşitli eğitimlerden geçme. Bakın şey vardır, bu Budist felsefesinde çıplak dikkat diye bir şey vardır. Çıplak dikkat dediği aslında içgörü, öz eleştiri, yani kendinin farkında olma. Neyi yapabilirsin, neyi yapamazsın, neye yeteneğin var, yeteneklerini fark etmek, istediği bir takım şeyler doğrultusunda yeteneklerini geliştirmek için çaba sarf etmek ve bunun için de duygularını doğru biçimde kullanmayı bilmek çok önemli bir yeti. Belki IQ'dan çok daha önemli. Asıl, hani çok özür dilerim, asıl bu IQ'su ortalama düzeyde olan kişileri dahi seviyesine çıkaracak olan şey belki EQ'yu bir motor olarak kullanmak. Yani onu bir indükleyici olarak yani kullanmak. Yani eğer IQ, belli bir IQ olmak, yani bu mesela 110'un 120'nin çok çok üzerlerinde ve bizim halk arasındaki yaygın tabiriyle zeki dediğimiz insanların neyi yapıp neyi yapamayacağına, neyi becerip neyi beceremeyeceğine dair bir öngörüyü de kapsama alanı içerisinde tutuyorsa, o zeka seviyesi tutuyorsa, o zaman onun yararlı olabileceği alanlarda bir şey üretebilmesi, çok böyle topluma katkıda bulunacağı alanlarda katkıda bulunmasını sağlaması, yani biraz önce söylediğimiz gibi var olan potansiyelini aktüel hale getirmesi de bekleniyorsa eğer, evet. Mesela şimdi şunu sormak istiyorum. Benim tabii hanım da, Tülin Hanım da öğretmen olduğu için malumunuz olduğu üzere onlarca yüzlerce veliyle karşılaştık. Hı hı. Çok yaygın duyduğum bir şey var. Evet. Bizim oğlan çok zeki ama hiç çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Mesela bunu nereye koyacağız? Şimdi deminki sorunuzdan başlayarak Tülin Hanım'ın gözlemiyle tamamlamaya çalışayım. Şimdi yani hiç kimse mesela, ya bizim oğlan aslında yeteri kadar akıllı değil. Ne anasına çekmiş bana ya da ne babasına. Maalesef evet. Biz umduğumuz kadar zeki değil diyen ben hiçbir aile görmedim. Bizim oğlan çok zeki ama çalışmıyor. Şimdi hocam, duyguların yönetimi meselesinde önce biyolojik gidelim. Yani nörobiyolojiden gidelim. Şimdi bir alın lobumuz var. Bizi diğer hayvan gruplarından, sıcakkanlılardan ya da memelilerden ayıran. Bu ön frontal lob, ön alın lobu dediğimiz bölgesi beynin en fazla insanda gelişmiş. Ve bu ön alın lobunun önemi çok çok büyük. Nereden biliyoruz? Ben buradaki çeşitli konuşmalarımızda da örnek vermiş olabilirim. Phineas Gage diye bir demir yolu işçisinden başlar bunun hikayesi. Adamın gözünün altından demir girip de ön frontal lobun, ön alın lobunun bir kısmı hasarlanınca normal evine barkına sadık düzgün bir insanken kumarbaz, işte ayyaş, şiddet uygulayan, küfürbaz bir adama dönüşüyor. Bununla ilgili başka örnekler var. Ön alın lobu hasar gören insanlarda kişilik ve karakter değişiklikleri oluyor. Daha şiddetten yana. Şimdi bu travmalarla da olabilir. Doğum travmasından tutun başka travmalarla da olabilir. Ya da gelişimsel süreçte, beynin gelişimsel sürecinde de bir takım aksaklıklar olabilir. Şimdi bu tarz bir probleme sahipse bir kişi, zaten o kişinin emotional intelligence'ı kullanma şansı, yani duyusal zekayı çok iyi kullanma şansı yok. Bu kişiler daha öfkesini kontrol edemeyen, şiddetten yana kişiler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan, gerçek anlamda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde de ön alın lobunda yeterli beslenme olmadığı, orada bir takım dejenerasyonların olduğu veya o bölgede muhakeme yapan bölgesi ön alın lobu beynin, o bölgede sorun olduğu gösterilmiş. Şimdi duygularımız beynin daha derin iç kesimlerinden geliyor, limbik sistemden. Bunları yönetme işi alın lobuyla ilgili. Şimdi beynin alın lobunda bir sorun varsa bir kişide, bunu ölçülebilir bir değere koymaya da gerek yok. Bu kişi iyi bir eş olamayacaktır. Okulda çok başarılı olamayacaktır. Bir takım sıkıntıları hep olacaktır. Şimdi bizim buradaki sıkıntımız şu. Öyle bir noktaya geliyoruz ki tam burada dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diyoruz. Veya sizin verdiğiniz örnekte çocuk çok zeki,
cin gibi ama oturup da bir türlü ders çalışmıyor. Şimdi biz bunlara genellikle dikkati dağınık, dikkat eksikliği olan, hiperaktivite bozukluğu olan veya dikkat dağınıklığı olan çocuklar diyoruz ve bunları ilaçla konsantre etmeye çalışıyoruz veya bir takım başka yöntemlerle sisteme adapte etmeye çalışıyoruz. Burası çok ince bir nokta. Burada bu şeyi açarken, şu oturumu, bu bugünkü sohbetimizi açarken sorduğunuz bir sorun vardı. Sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor? İşte gerizekalılığın sınırını biliyoruz. Mental retardasyonun sınırını biliyoruz. Ne bileyim, üstün zekalı diyebileceğimiz bir kişiyi IQ'sunu ölçerek bir rakamla evet bu kişi üstün zekalıdır diyebiliyoruz. Ancak bunlar başarının kesin sonucu olmadığı gibi başarısız olan, hani cin gibi gözüküp başarısız olan kişilerin de sorununun nerede olduğunu tam olarak belki de ölçemiyoruz. Ve ölçüm tekniklerimizdeki eksiklikler belki de hatalı tanı koymamıza neden oluyor. Burada o bahsettiğiniz çocukların motivasyonu çok önemli mesela. Ve bugünkü eğitim sistemi içinde, hani bu ayrı bir konu olur artık. Yani Türkiye'nin eğitim sistemi mesela, mevcut ezberci eğitim sistemi diyelim, mevcut demeyelim de ezberci bir eğitim sistemine sahipse sizin eğitiminiz, bu çocuğun zekasını kullanmasına ne kadar müsaade eder, yaratıcılığına ne kadar müsaade eder veya ne kadar geliştirir? Bu ayrı bir tartışma konusu. Şimdi IQ'sunu ölçseniz çocukların belli bir oran içinde çıkar toplumda. Hı hı. Bakın çok önemli bir örnek vereceğim. Bunun üzerine çok tartışabiliriz. Toplumun diyorlar ya %70'i işte 95 ile 115 arasındadır. Tamam. Türkiye'de de ölçüyorsunuz bu. Peki PISA testine gittiği zaman bir Türk öğrenci neden diğerlerinin gerisinde kalıyor? PISA testiyle neyi ölçüyorlar? Okuduğunu anlama veya söyleneni anlayıp muhakeme edip yorumlayıp buradan bir şey çıkarma yeteneği ve burada giderek geriliyoruz. Analiz yeteneği. Analiz yeteneği. Yani bu bence çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Bakın zeka seviyesinde hiçbir problem yok. Soruları anlıyor, bunlara cevap veriyor ama beklenen cevaplar gelemiyor. Tabii ki bunlar o çocukların geri zekalı olduğunu göstermiyor. Ama zekayı kullanma kapasitesi, konuşmamın başında ne söyledim? Çevreye uyum sağlama, daha konforlu yaşama, çevreyle uyumlu, kendi yaşamını daha sağlıklı bir şekilde sürdürme becerisi bakımından daha geride olduğunu belki gösteriyor. Tabii bireylerde, bu yaşam kalitesine de yansıyor. Evet, bireylerde tabii böyle bir sorun olduğu zaman bu bireylerin bileşiminden oluşan toplum daha geri bir toplum oluyor maalesef o zaman. Peki mesela bu zeka ile ilgili bir takım entelektüel faaliyetlerin zekayı yorması, zeka üzerinde böyle bir tür ne bileyim yorgunluktan mütevellit böyle bir dumura uğratma gibi bir şey olabilir, söz konusu olabilir mi hocam? Yani şimdi ne demek istiyorum aslında biliyor musun? Hı hı. Konuşurken hani biraz işte sayısal zeka, sözel zeka gibi konu geçti ya, aklıma şey geldi, Ahmet Haşim'in bir şeyi geldi, bir okuma parçasının, hı hı, bitişi geldi. Hatta ta ortaokul yıllarından hatırlıyorum. Çıplak gözle gündüz baktığımız zaman dış dünyada birçok bozukluklar geliyoruz. Toplanmamış bir çöp, kötü park edilmiş bir araba, sis bulutları ve karşı yakanın net görülmeyişi, makyajı akmış bir kadın gibi, yani estetik açıdan gözümüze çok hoş gelmeyen bir şeyler görüyoruz. Fakat Ahmet Haşim diyor ki ay çıktığı zaman, yani güneş battıktan sonra ayın güzel bir tarafı vardır, bunları örter diyor. Bununla ilgili bir okuma parçasıydı. Parça şöyle bitiyor: ay ay, yalancı ay, zekadan harap olanları dinlendiren hayal gibi, güneşten bunalanları da avutan sensin diyor. Yani zekanın bunaltıcı bir yönü varsa hayal onu dinlendiriyor mu? Zeka ile hayal arasındaki ilişki nedir? Biraz onu da konuşup zamanımız da doldu. Efendim, galiba hocam kapatalım.
biraz daha var gibi görünüyor sanki. Şimdi ama siz de yani çok güzel sorular bulup çıkartıyorsunuz. İnsan böyle konuşmadan da duramıyor şimdi. Öyle güzel de bir yeni bir noktaya temas ettiniz şimdi. Zeka ve hayal ilişkisi. Hani hayal etmek, hayal edin, hayaller iyidir vesaire falan diyorlar ya. Şimdi zeki insanların aynı zamanda hayal güçleri de çok yüksek. Yani sizin aklınıza gelmeyen hayaller onun aklına gelebiliyor. Yani normal bir insanın düşünmeyeceği bir takım şeyleri düşünüyorlar. Ve bu insanlar hani sezgi diyoruz ya, bir şey var, bir öngörü var, bir sezgi var. Siz bir aynı zamanda tarihçi kimliğiniz de var. Birçok felsefecileri tanıyorsunuzdur. Felsefi düşünce yoluyla bazı öngörülerde bulunulmuştur tarih boyunca ve çağının çok gerisinde 200 yıl, 300 yıl sonraki öngörüler vardır. Doğru mu hocam? Doğru. Yani burada müthiş bir sezgi var. İşte buradaki olay zeki bir insanın hayal kurma becerisi, kapasitesinin yüksek olması. Hayalle zeka arasında evet böyle bir ilişki var. Başka bir soru sordunuz. Fazla zekadan kafanız yanabilir mi? Hani bizim geçen yılki bilim şenliğinin bir şeyi vardı. Kafasından böyle dumanlar çıkan bir adam. Onu ben çok da fazla istemedim ama hani sanki çok düşünmüş, artık yanmaya başlamış adamın kafası gibi. Vallahi düşünce, düşünmekten zevk alanı, bir amaç uğruna düşüneni hiçbir zaman yormaz. Ama siz hani derlerdi ya büyüklerimiz, bu kadar çok okuma şey olacaksın, işte kafayı üşüteceksin, delireceksin falan, öyle de bir şey vardı. Bu kadar evet. Çok okuma derlerdi. Ne bu, durmadan kafanı gömmüşün kitabın o içine. O zamanlar kafayı üşütme kullanıldı, şimdi kafayı sıyırma diyor galiba gençler. Balataları sıyırma falan kafayı diyorlar. Kafayı sıyırdı falan kafayı diyorlar. Kafayı sıyırdı falan gibi laflar kullanıyorlar. Şimdi düşünmekten hoşlanan, öğrenmekten hoşlanan, kendini eğitmek isteyen biri için bunun bir sınırı ve sonu yoktur. İstediği gibi düşünebilir. Ancak burada vaktimiz çok yeterli değil. Hastalıkla zeka, hastalıklı zeka gibi kavramları da ayırmak lazım. Manik dönem dediğimiz dönemler vardır. Bipolar hastalarda görürüz veya doğrudan manik insanlarda görürüz. Son derece öforiktir, kendine güveni üst düzeydedir ve çok enerjiktir. Bazı bağımlılık yapan maddeleri alan kişilerde de geçici olarak bu ruh hali ve bu fiziksel duruma ulaşabilir insanlar. Ancak bunlar süreklilik arz etmezler. Yani bipolar hastalıkta böyle bir dönemi, ağır depresif bir dönem izler arkasından. Manik durumda da sürdürülebilir bir şey değildir. Yani hep olumlu şeyler yapmaz, olumsuz şeyler de yapabilir buradan yola çıkarak. Peki son bir şey de hocam, bir de onun hakkında da üzerinde konuşalım da. Mesela rahmetli Çetin Altan'ın yazılarını hatırlıyorum ben. Derdi ki tabii ki biz üretmiyoruz, tabii ki biz düşünemiyoruz, tabii ki analiz edemiyoruz, tabii ki icat yapamıyoruz. İşte neden, işte o zaman böyle bir Aziz Ançar hikayesi de yoktu. Neden herhangi bir Türk bilim adamı bir şimdiye kadar Nobel alamamıştır? Çünkü biz tahılla beslenen bir toplumuz. Tahılla beslenen toplumdan büyük icat çıkaranlar, icat yapanlar, büyük düşünürler, önemli bilim adamları çıkmaz. Onun Türkiye'nin beslenme şekli buna müsait değil derdi. Beslenme ile zeka arasında bir korelasyon var mı? Ya beslenme ile... Rahmetli çok yazdı bu yazıları çünkü tabii de. Tabii ki var. Doğru beslenme, dengeli beslenme olması lazım. Sadece zeka değil. Kalbiniz düzgün çalışacak ki kan pompalasın. Beyniniz düzgün çalışacak. Solunum kapasiteniz iyi olacak ki beyninizde, akciğerlerinizdeki oksijen beyninize de gitsin. Şimdi sağlıklı beslenme deyip geçelim. Ama tahılla beslenenden bir şey çıkmaz derse, tahılla beslenmeye de uyum sağlamış toplumlar vardır. O zaman tarım döneminden hiçbir endüstri dönemine falan geçememesi lazım toplumun. Yani tabii ki o şunu kastetmeye çalışıyor. Yeterince beslenemeyen, yetersiz beslenen demesi lazım. Tahılla beslenen. Ya da ya hayır, bitkisel ya da proteinle, hayvansal proteinle arasında falan. Tek taraflı beslenen, sadece bununla besleniyor. İşte diğer bir takım önemli mineralleri, önemli besin faktörlerini almıyor anlamında. Evet, yani beslenmeyle tabii ki çok çok önemli. Sonuna doğru geliyoruz. Ben önemli bulduğum bir şeyi burada ifade etmek istiyorum. Şimdi aslında çok sorulan soru şu. Normal
bir insan mesela IQ'su 115 veya 112,5 çıktı. Ama çocuk bilim insanı olmak istiyor. İleride önemli işler yapmak istiyor veya önemli bir sanat alanında bir şeyler yapmak istiyor. Çok seviyor onu. Şimdi bunu geliştirmek çok mümkün. Yani eğer belli bir motivasyon varsa yeteneği de geliştirebilirsiniz. Çok çalışarak mesela ne bileyim bir basketbol için uygun bir fizik yapısına sahip ama yeteneği veya işte basketbol zekası, futbol zekası dediğiniz şey yok. İşte o oynaya oynaya kazanılır. Oynaya oynaya zamanla elde edilir. Yeter ki ona gönül verip çok çalışsın. Bir de bugünkü sistem içinde önemli olan şimdi dahi olmayı şeyle eşdeğer tutuyorlar. Öbür tarafına geçiyorum şimdi. Götürdü bir anne baba çocuğuna 130 IQ çıktı. Getirdi verdi Üsküdar Üniversitesi'ne. Benim çocuğum bir dahi. Siz bunu burada harcıyorsunuz. Siz burada bunu şöyle yapıyorsunuz. Evet, IQ'su 130 olan çocuğa daha farklı yaklaşmak gerekir. Ama bu kişinin IQ'sunun 130 olması onun bilimi sevdiği veya o IQ'yu kullanabilecek ve onu bir yerlere taşıyacak bir şeyleri sevdiği anlamına gelmez. Sevmiyorsa yapamaz zaten. O yüzden de diyoruz ki IQ veya EQ'nun çok yüksek olması çok defa da bazen de bir motivasyon yoksa beslenen arkasında çalışmayla beslenmiyorsa bunu getirmez. Evet. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Genel bir öğrenci popülasyonu var elimizde. Biz de eğitimciyiz ve bugün Öğretmenler Günü ayrıca. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutluyorum. Kutlu olsun. Doğru bir eğitim, günümüzün doğru eğitimi aslında neyi kapsayacak? Biz öğrencilerimize neyi bilmediğini bilmeleri konusunda bir farkındalık yaratmamız lazım. Onun için de bizim de neyi bilip neyi bilmediğimizi doğru bilmemiz lazım. Bunun yolu çok okumaktan geçiyor. Evet. Ancak çok okuyarak, öğrenerek bir şeyler yapabiliriz. Hep örnek veriyorum. Kaliforniya'da, San Diego'daki Gisel Kütüphanesi'nin girişinde Read, Write, Think, Dream der. Dream en sona koymuştur hayali. Böyle ağzına bir saman, bir papatya falan koyup gökyüzüne yıldızlara bakarak IQ'un işte 140 da olsa belki bir takım öngörülerde bulunursun ama bunu bir emekle süslemen lazım. Önce bilgi sahibi olman lazım. Yani önce okuman, yazman, yazdığın üzerine bir muhakeme, bir yorum yapman ve sonra da hayal kurman. Bizim meşhur bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olabilir. Aynen öyle. Hocam kapatalım isterseniz bugün. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere ayrıca son cümle olarak da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm eğitim neferlerine, eğitim ordusunda görev yapan, idealist, bir birey yetiştirme için gayret eden tüm eğiticiler için kutluyoruz. Hoşça kalın.